zaman partisinin neferi olan, bu salonları her zaman dolduran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç veren, partinin neferleri sizden, en büyük halkçı sizden hak ediyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir arkadaşımız meydanın şehir dışında olması nedeniyle katılamadı. Ali Rıza Bey gripal enfeksiyon geçiriyor. İki arkadaşımın da çok çok selamları var sizlere. Sizler nezdinde tüm arkadaşlarımı konuşma boyunca bekletmiyorum. Bir alkışla onları da yerlerine alalım. Çok teşekkür ediyorum size. Genel olsunlar. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Bizler burada uzun süredir partimiz tıpkı bir maraton koşucusu gibi hepiniz ona dönem dönem nefes oldunuz, ses oldunuz, yürek oldunuz. İktidara giderken Millet İttifakımızla beraber son koşunun, maratonun son 100 metresinde partimize nefes olma görevi, yürek olma görevi bizlere verildi. Hep birlikte yönetim kurulumuzla, yönetim kurulunda bulunmayan yine yedeğiyle, hafsiniyle tüm yönetim kurulumuzla, yönetimde kurulumuzda olmayanlarla hep birlikte çalışacağız. Partiye katkı sunmak isteyen, partimizde yer almak isteyen herkesle hep birlikte var olacağız. Öncelikle yeni yönetimimizin heyecanı kadar eski yöneticilerimizin daha önceki dönemlerde partimizde görev almış tüm yönetim kurulundakilerin iyi dileklerini, bizimle beraber çalışacaklarına olan inancımla onlara da çok büyük bir teşekkür ediyorum. Bugün yine bu salonda bizleri yalnız bırakmadılar. Özellikle bu salonda 4 tane şahin başkanımız var. Örneğin Hacı Demirhan başkanı burada. Nerede Hacı abi? Kendisine bir parti rica ediyorum. Onunla beraber yönetimlerde çalışmış arkadaşları burada. Yine önceki dönem il başkanlarımızdan Sayın Cenab Bektaş aramızdaydı. Onu gördüm. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza ve yönetim kuruluna. Yine kendisi önceki dönemde uzun süre o da il başkanıydı. Veli Ağbaba burada eski il başkanımız olarak. Enver Tülar eski il başkanımız olarak burada. Ve onların partinin son 20 yılında onlarla beraber kurullarda çalışmış partimizin önceki dönem yöneticileri burada. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onların ardımızda olduğunu bilerek kendimizden daha büyük bir özgüven duyarak daha hızlı bir şekilde hep birlikte koşacağımıza inanıyorum. Görev aldıktan sonra biliyorum ki hepinizin en büyük çağrısı, en büyük derdi hukuk komisyonu kurmaktı. Seçime yönelik bir örgütlenme yapmaktı. Eğer yerindeyse avukat arkadaşlarımız olduğu yerde bir ayağa kalkabilir mi? Bir tüm avukat hukuk komisyonu üyesi arkadaşlarımı bir ayağa her kalkmaya, yönetimden dolarlı olmayan tüm hukuk komisyonundaki arkadaşlarımı ayağa davet ediyorum. Onlara da bu görevi hususunda yakın arkadaşımız görev aldı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Genç girişimciler, genç esnaflara ulaşmak için bulundukları mahallede, bulundukları caddede partimizi temsil edecekler. Genç girişimciler komisyonumuzu kuruyoruz bir taraftan. Bir taraftan genç esnaflar komisyonumuz, genç girişimciler olarak devam edecek. Eylem ve etkinlik komisyonumuz, daha önce gençlik odalarımızda yer almış arkadaşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Onunla beraber eczacı arkadaşlarımız ve doktor arkadaşlarımız, özellikle emekli doktorları ekleyerek kısa sürede bir sağlık komisyonu teşkil edeceğiz. Emekli öğretmenlerimizden oluşan hem eğitimle ilgili hem emekli öğretmenlerimize ulaşmak üzere bir komisyon istat edeceğiz. Ve son raddede 2 ayrı seçim komisyonları oluşturacağız. Cumhurbaşkanlığı seçim komisyonunu ayrı, milletvekilliği seçim komisyonunu da ayrı bir şekilde oluşturacağız. Hepimizin gücüne, canına, nefesine bu partinin ihtiyacı var. Çalışmak isteyen herkese de bu partide yer var. Hepimizi buralarda görev almaya bekliyorum. Bu önümüzdeki süreç itibariyle özellikle yayınlamak istedik. Artık
yeni bir sürece giriyoruz. Partimiz için önemli bir dönem başlıyor. Seçimin 100 küsur gün var şu anda. Yani seçimlere kesinleşti itibariyle en geç Haziran ayında yapılacağını hepimiz biliyoruz. Bu saatten sonra bizlere de, partiye çalışmak isteyene de, gönül vermek isteyene de oturmak haram. Sürekli sahada olacağız. Sürekli sahada, sokakta, hepinize danışarak, hepinize sorarak hep birlikte çalışacağız değerli partilerim. Millet İttifakımız bir mutabakat metni yayınladı. Hepinizin bugün burada yayınladık. PDF halini internetten hepiniz indirebilirsiniz. Kitapçıklar da yakında gelecek. Özellikle sizlere ulaştıracağız. Türkiye'nin her sorununda, sağlıkta, eğitimde, ekonomide, insan haklarında, hayvan haklarında, Millet İttifakımızın mutabakat metninde Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümü var. Umarım bu sorunların çözümü seçimi kazandıktan sonra iktidara getireceğiz ve artık Türkiye için yeni bir yüzyılda Türkiye'miz demokrasiyle taşlanmış bir şekilde şaha kalkacak, Türkiye'miz hak ettiği yeri bulacaktır, inanıyorum. Yine bu süreç zarfı, bu süreç içerisinde bizler biliyoruz ki iktidar artık nefesini tüketmek üzeredir. Ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin. Her ne kadar rakamlarla bizleri kandırmak isteseler de ortada markete gittiğinizde, alışveriş yaptığınızda, eve gelen elektrik su faturasında tüm vatandaşlar hayatın gerçeğiyle yüz yüzedir. Örneğin TÜİK'in rakamlarında, bekanların verdiği rakamlarla, rakamlar üzerinden her ne kadar maaşlarınızda artış olmuş olsa da soruyorum sizlere, geçen ay aldığınızı bu ay alabiliyor musunuz? Alabiliyor musunuz? Duymuyorum. Alamıyorsunuz. Sizler gibi tüm vatandaşlar da bunun farkında. Artık iktidarın sonu geldi. Herkes iktidardan rahatsız. Ama sadece ekonomiden değil. En çok adaletsizlikten rahatsız. Sınavlara giriyor, gençler mülakatlarda eleniyorlar. Hem de artık sadece CHP'liler değil. Önceden bir tek belli bir kesim ötekileştiriliyordu. Belli bir kesim eziliyordu. Ama artık Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları ötekileştiriliyor, eziliyor. Torpili olmayan tüm gençler, belli vekillere ulaşmayan tüm gençler işsiz kalıyor. İlk başta kötü bir eğitim sistemiyle sınanıyor. Kötü bir şekilde eğitim görüyor. Ardından sınavlara mahkum ediliyor. Sınavlarda çok iyi notlar almalarına, çok iyi puanlar almalarına rağmen torpilleri olmadığı için hepsi eleniyor. O çocuklar sizin çocuklarınız, komşularınızın çocukları, akrabalarınızın, köylülerinizin çocukları ve hepsinden önemlisi bu memleketin geleceğiyle. Bu memleketin geleceğini iktidar tarafından bugüne kadar harcandı. Biz harcamayacağız. Onlarla beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Emeklisinden gencine, kadınına, birçok alanda çalışan herkesine, herkes yaşam standartlarından şikayetçi. Memuru iş yerindeki baskısından şikayetçi. Öğretmeni şikayetçi. Kendi şartlarını bırakmış artık köylerde olan öğretmenler, eğitim kurumlarının içerisinde bulundukları okulların yetersizliğinden, materyal eksiğinden herkes şikayetçi. Devlet her kademesiyle, her yeriyle liyakatsızlık baş tutmuş ve çok kötü bir şekilde yönetilmekte. Bizler Millet İttifakı olarak iddialıyız. Bizler Millet İttifakı olarak Türkiye'nin her sorununa, biraz önce konuşmamızdan önce izlediğiniz slaytta da gördüğünüz her sorununa, her hastalığına reçetemiz var. Onlar söylüyorlar televizyonlarda, sizler bilmezsiniz önceden kuyruklar var diyorlar. 40 yaşın, 50 yaşın üstü bilir. O kuyruklara girerlerdi ama akşama kadar da bir şekilde tedavi olur, ilaç yazarlar. Acil servislere gidiyoruz. Acil servisler tıklım tıklım. Sadece işte kar var, kış var, soğuk algınlığı nedeniyle dolu değil. Hiç kimse, hiçbir servisler bir ay içerisinde randevu alamıyor. Çoğu servisin randevusu kapalı. Var mı son zamanlarda randevu almaya çalışan hastanede? Neresi?
hangi servisten alabilirsiniz? Kalp damarda yok. Başka nerede yok? Kulak burun boğazda yok. Hiçbir bölümde siz hepiniz sahipsiniz. Herkes girdiğinde herkes biliyor ki birçok serviste gidip tedavi olmak, randevu almak artık imkansız hale. İmkansız hale. Memleketin sağlık sistemi çökmüş durumda. Bir taraftan ilaç sıkıntısı boy göstermekte, memlekette ilaç sıkıntısı var. Her tarafta, her yerde bir adaletsizlik, liyakatsizliğin getirdiği, tek adam rejiminin getirdiği, liyakatsizliğin getirdiği bir düzen bozukluğu var. Ama ben inanıyorum, sizlerden aldığınız cesaretle inanıyorum, Millet İttifakımıza güvenerek inanıyorum, bizler bu düzeni değiştireceğiz. Türkiye'nin tüm sorunlarını biliyoruz, çözüm önerilerine var olacağız, Millet İttifakımızı iktidar yapacağız. Bu süre zarfı içinde, Ezgi arkadaşım bahsetti, artık çoğunuz zaten beni tanıyor, beni biliyorsunuz. Sözlerime son verirken bir şeyi belirtmek istiyorum, inanarak söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son 10 yılda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi değişti. Cumhuriyet Halk Partisi değişti. Toplumun tüm kesimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni açtı. Bizler partilerimizi toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye, bir araya getirmeye gayret etti ve kazandı. Partinin kapısını Türkiye'nin tüm renklerine açtı. Bugün de ben burada, bu salonda Malatya'nın tüm renklerini gördüğüm için mutluyum. Bu şekilde de bir yönetim oluşturduk. Hepimize hayırlı olsun. Önce Cumhuriyet Halk Partimizi değiştiren Genel Başkanımız Türkiye'de siyaset zeminini de değiştirdi. Birbirine benzemez, bir araya gelmez dedikleri farklı görüşleri, farklı siyasi partileri bir araya getirmek için diğer liderlerle beraber büyük bir gayret sarf etti. Malatya'da, Türkiye'de hangi köye giderseniz gidin, hangi yaşlıyla konuşursanız konuşun, gençlere bir tek nasihat verilir. Derler ki, bu memleketi sağcı solcu diye, Alevi Sünni diye, Kürt Türk diye, Ermeni Müslüman diye vatandaşları birbirinden ayırarak memleketi bir küçülttüler derler. Doğru mudur? Hepiniz böyle nasihat vermez misiniz? İşte Kemal Kılıçdaroğlu buna son verdi. Daha iktidara gelmeden buna son verdi. Artık ittifakımızda sağcı solcu ayrımı yok. Alevi Sünni ayrımı yok. Şucu ucu ayrımı yok. Muhafazakarıyla, milliyetçisiyle, sağcısıyla, solcusuyla, sosyalistiyle, liberaliyle birçok kesim Millet İttifakı çatısı altında millet için buluşturdu. Bunun en ucak, en önemli saç ayağını sağlayan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bu ittifakın kurulmasına vesile olarak tarihe geçti. Çok büyük bir adım attı. Türkiye'ye çok büyük bir fayda sağladı. Umarım hem genel başkanımıza, hem bizlere, altılı ittifakımızın liderlerine Türkiye'yi değiştirmekte sizlerin desteğine nasip olacak. Ama onun için hep beraber çok çalışacağız, hep beraber durmayacağız. Mütabakat metnimizi, partimizin politikalarını anlatmaktan, komşumuza oturduğumuz kahvede anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. En iyi şekilde öğreneceğiz ve ittifakımızı iktidar yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun şimdiden. Birkaç dönemde milletvekilliği yapan, Malatya'nın tüm sorunlarını bilen, ta il belediye meclisi evinden gelen, il başkanlığı yapmış, il yöneticiliği yapmış, Veli Ağbaba'nın Malatya'nın tüm sorunları bildiğine, tüm sorunlarını bildiğine kefil misiniz? Malatya'nın, Veli Ağbaba'nın Malatya'nın tüm sorunlarını dile getirdiğine kefil misiniz? İşte ben inanıyorum ki Malatya'nın sorunlarını nerede bir derdi varsa onu bilen, onu dile getiren, mecliste büyük bir yüreklilikle söyleyen, Malatya'nın sorunları haricinde Türkiye'deki tüm hak ve hukuk mücadelesine, adalet mücadelesini veren Veli Ağbaba bu sorunların çözümü için Millet İttifakımızda bu sorunların tamamını iktidarın 20 yılda yapamadığını
4 yılda Malatya içinde Bilal Baba ile beraber yapacağımıza ve tüm sizlerle beraber yapacağımıza benim şüphem yok. Şimdiden kutlu olsun. Hepinize bugün burada olduğunuz için, bizlere güç verdiğiniz için, bizlere katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler bu seçim süreci içerisinde biliyorsunuz ki herkes soruyor. Önümüzdeki günlerde belli olunca konuşacağız. Seçimlere nasıl girileceğine dair. Ama şimdiden çağrı yapmak istiyorum. Bir koltuk çağrısı yapmak istemiyorum. Bir mücadele çağrısı yapıyorum. Partimizde milletvekili adayı olmak isteyen herkesi adaylığını açıklamaya şimdiden davet ediyorum. Partimizde milletvekili adaylığını açıklamak isteyen herkese hepsine eşit mesafeli olacağına söz veriyorum. Milletvekili adaylığını açıklayan her aday şunu göze alsın. İl başkanının vereceği görevle partinin hiç olmadığı mahallelerde çalışma yapmayı göze alsın. Partimizde tüm adayları adaylığını açıklamak isteyen herkesi şimdiden partiye yine davet etmek istiyorum. Gençlik odalarından yetişmiş bu partinin kültürünü iyi bilen biri olarak söylemek istiyorum. Bu lafı söylemeden de inmeyeceğim. Bizler bu parti içerisinde hepimiz, partinin neferi olan hepimiz, bu salonda bulunan herkes çok iyi biliyor ki Cumhuriyet Halk Partileri, Cumhuriyet Halk Partisi geleneği için bu gelenekten gelenlerin hiçbirinin oturacağı hiçbir koltuk deniz geçmişlerin bu memleket için asılanların, bu memleket için can verenlerin, bu memleket için şehit olanların asılırken o vurdukları tabureye, o tekme attıkları tabureden daha önemli bir koltuk yok. Hepimiz. Koltuk kaygısı olmadan, koltuk şey olmadan hep beraber parti neferi olmak isteyen, partisi için çalışmak isteyen, ittifakımız için çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Biz varız. Hep beraber çalışacağız. Ben inanıyorum ki biz kazanacağız. Biz kazanınca hiç kimse kaybetmeyecek. Hep beraber kazanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Başkanlarımız, Malatya'mızın çok kıymetli Arap ve Ekiman Belediye Başkanları, eski il başkanlarımız, geçmiş dönemde partimize emek vermiş değerli dostlarımız, görebildiklerimi söyleyeceğim. Belediye İstendikamızın sevgili başkanı Osman Solmaz Gül, Cem Vakfı'nın sevgili başkanı Eşref Bede, Pir Sultan Abdal Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, ADD'nin Mahsus Kütüşçülerinin sevgili başkanı Yunus Bilgioğlu, eğitim işten, eğitim senden gelen sevgili dostlar ve sevgili ailem, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben hepinizi işten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin başında geçmişte konumu ne olursa olsun partimize emek veren, yönetim kurulunda bulunan, kar kış demeden çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Malatya aslında son dönem, son birkaç yılda hem Malatya hem Türkiye çok önemli sorunlarla karşılaştı. Pandemi dönemini en iyi yöneten, herkesin yanında olan bir parti örgütümüz vardı. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Depremde çok başarılı bir bütün deprem bölgesini gezen, birlikte gezdiğimiz parti yönetimimiz vardı. Onlara da buradan tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Yeni atanan sevgili kardeşim geçmiş dönemde hem gençlik kolları il başkanlıklarımızı yapmış hem Sivas'ta hem Malatya'da hem de Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları MHP üyeliği yapmış sevgili Barış Yıldız kardeşimize de hayırlı olsun diyoruz. Yeni atanan yönetim kurulu üyelerimize, genç arkadaşlarımıza, tecrübeli arkadaşlarımıza da onlara da başarılar diliyorum. Umarım sizin desteğinizle Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi eski günlerine kavuşacak. Geçmiş dönemde çok daha fazla başarıları elde edeceğine inanıyorum. Ve hepinize de karda kışta geldiğiniz için arabalar çıkmıyor yollarda. Karda kışta geldiğiniz için de uzaktan yakından gelen herkese de huzurlarında şükranlarımı sunmak istiyorum. Çok değerli arkadaşlar, bizim tabii biraz önce Barış kardeşimiz de söyledi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar yapmış oldukları bile Türkiye'nin huzurunu, kardeşliğini pekiştiren işlerdir.
yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Yeni bir siyaset anlayışının önderliğini yapıyor Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Zaman zaman eleştiriliyor, çok haksız, özellikle yanlış medya tarafından çok eleştiriliyor. Ama bugün Türkiye'de yoksullar, Türkiye'de mazlumlar, Türkiye'de KPSS'de yüksek puan aldığı halde atanamayan gençler, geleceklerini yurt dışında arayan çocuklarımızın eğer bugün Türkiye'de bir umudu varsa bunu bütün Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu. Bugün olmaz denen işleri yapıldı ise, örneğin bir televizyon programına meşhur İstanbul alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Bursa'yı alacağız dediği zaman gülenlere seçimden sonra nasıl güldüyse bu Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin topluma karşı, Türkiye'ye karşı tarihi sorumluluklarımız var. Biraz önce söyledim, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu şey bile çok önemli. Kutuplaşan bir Türkiye'de muhafazakarıyla, milliyetçisiyle, sosyalistiyle, solcusuyla herkesle bir kucaklaşmayı başarmış durumda. Bizim de Malatya'da, Türkiye'de bunu başarmamız lazım. Değerli dostlar, gittiğim her yere söylemeye çalışıyorum. Bunu da ifade etmek isterim. Maalesef birileri ayrılıklardan, birileri farklılıklardan siyaset yapmaya, Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. %50.1 olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla hareket ediyorlar. Tarihimizden, acılarımızdan ders çıkarmamız gerekirken bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Bakın, Türkiye'de maalesef geçmişteki tarihimizden de, Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde bir düşmanlık üretmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Buradan ifade etmek istiyorum. Belki dünyanın en güzel kentini, fethedip, içinden boğa geçen kentini fethedip, bizi armağan eden, Türkiye'yi armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, minnetle hep beraber anmamız lazım. Fethedildikten sonra, 500 yıl sonra tekrar işgal edilen, maalesef işbirlikçilerle işgal edilen İstanbul'u bakıp geldikleri gibi giderler diye hiç kuşkusuz bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle, minnetle anmamız lazım. Fatih Sultan Mehmet de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Nasıl ki burada yıllardan beri siyasi görüşlerine katılmasak da Malatya'daki siyasi değerlerini kabullenip onlara saygı gösteriyorsak ve onları hiçbir ortamda tartıştırmıyorsak, Malatya'da da bu memleketin herhalde yetiştirdiği Atatürk'ün silah arkadaşı, bugün ülke bu durumdaysa ülkenin kurtuluşunu sağlayan, hala evladı Sancaklar mezarlığında yatan, babası Sancaklar mezarlığında yatan sevgili hemşerimiz İsmet İnönü'yü de rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu memlekete kim emek verdiyse, kim görev yaptıysa onlardan saygıyla almamız lazım. Bunlardan birisi de, önemli birisi de sevgili Turgut Özal. Onu da Malatya'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı ve Türkiye'ye yapmış olduğu katkılardan dolayı sevgiyle, saygıyla almayı bir borç biliyoruz. Bunlar bizim ortak değerlerimiz, bunlar bizim içimizden düşmanlık üretecek değerler değil. Maalesef siyasette bazıları, özellikle çok ayıplıyorum, Malatya'daki siyaset yapanlar zaman zaman bu ülkenin, bakın savaşta, Kurtuluş Savaşı'nda oğlunun cenazesine 2 yıl sonra gelebiliyor. İsmet İnönü'ye laf söylüyorlar ama bütün toplumda, bütün Malatya'da İsmet İnönü'nün sevgisi olduğunu biliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki acılarımızı da yarıştırmadan birleştirmeliyiz. Bakın, 2 Temmuz'da her yıl Sivas'a gidiyoruz. 2 Temmuz'da herhalde gelmiş geçmiş en barbarca yakılarak öldürülen, katledilen insanlar anıyoruz. Sivas'ı anmayan, Sivas'a katledilenleri anmayan, onlara farklı gözle bakan insan değil, en hafif tabiriyle. Onları da saygıyla, millet anıyoruz. Hiç kuşkusuz milletvekili olduğum günden bu yana her yıl gitmeye çalışıyorum. Başbağlarda öldürülen 33 yurttaşımızı da saygıyla, minnetle anıyorum. Bizim için Sivas'ta yanan neyse başbağlarda kuşla bizler de aynıdır. Aynı şekilde yıllar sonra yine
Roboski'de, Uludere'de katledilen masum Roboski'lileri, Uludere'lileri de buradan andığımızı belirtmek istiyorum. Bizim için bunlar hepsi ortak acılarımızdır, ortak geçmişimizdir. Katiller de bizim için hepsi birdir. Yine çok yakın zamanda kaybettiğimiz Malatya'mızın, parti örgütümüzün herhalde dengesini bozan, kimyasını bozan, büyük üzüntülere sebep olan parti tarihinin, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim'de kaybettiğimiz kardeşlerimizi, evlatlarımızı, yoldaşlarımızı da buradan rahmetle, minnetle anıyorum. Onlara da kendi gözüyle bakanlarıyla 10 Ekim'i unutma, unutma, 10 Ekim'i unutma, unutma, 10 Ekim'i unutma. İnsan olacaksak o insanlara, o insanlar her zaman alacağız, her zaman da onları minnettaracağız ve unutmayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim biraz önce söyledim, altılı masanın kurulmasında emeği geçen, hiç kuşkusuz en fazla emeği geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Genel başkanımızın da altılı masaya karşı sorumluluğu var. Bizim de altılı masaya karşı sorumluluğumuz var. Altılı masanın da, genel başkanımızın da Türkiye'ye karşı sorumluluğu var. O dikkatle hareket ediyoruz, ona göre davranıyoruz. Altılı masanın bir iktidar mücadelesinden önce, bir kimin cumhurbaşkanı olacaktan önce bu topluma, burada yaşayan, Türkiye'de yaşayan, yoksullaşmış, geleceği yurt dışında arayan bütün kesimlere karşı bir borcu var ve bir sorumluluğu var. Umarım 13 Şubat'tan sonra bu sorumluluğu yerine getirir ve Türkiye'yi adaletli, dürüst, namuslu, bürokrasiyle, devletinden kimseyi ayrıştırmayan bir insana emanet eden karar altılı masanındır. Biz de bu iradeye saygı duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hiç kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi, her bir sempatizanı, oy veren herkesin de gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye kötü yönetiliyor diyoruz. Türkiye doğru yönetilmiyor diyoruz. Barış Yıldız İl Başkanlığı'na başlarken bir şey söylemişti. Çok da hoşuma gitmişti. Biz kazanacağız ama kimse kaybetmeyecek. Biz kazanacağız. Yoksullar kazanacak, çiftçi kazanacak, kayısı kazanacak, herkes kazanacak. Bunu buradan ifade etmek istiyoruz. Bir önemli sürece giriyoruz. Bu süreçte hepimizin kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak kendi kişisel kırgınlığımızı, çekişmemizi bir kenara bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın seçimlerinde hep beraber omuz omuza çalışacağımıza inanıyor ve umut ediyorum. Değerli dostlar, şimdi dün biliyorsunuz TÜİK enflasyonu açıkladı. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon 57.68. Enflasyonun düşüşünü davurla zurnayla ilan ediyorlar. Enflasyon düşüyor ama temel gıda ürünleri dahil hiçbir gıda ürününün ya da hiçbir ürünün fiyatının düşmediğini biliyoruz. Maalesef domatesinden ekmeğine, pirincinden temel gıda ürünlerine kadar her şey ateş pahası olmuş durumda. Yine davulla zurnayla açıkladılar. Yılbaşında asgari ücreti artırıldığı söylendi. Asgari ücret 8500 TL oldu. Ama bugün açıklanan enflasyona baktığımız zaman enflasyon asgari ücretin ilk ayında tam 565 TL alım gücünde kaybettiğini, bugün gerçek asgari ücretin 7941 TL olduğunu görüyoruz. En düşük emekli maaşını 3500'den 5500 yaptılar. Bugün 5500'ünde son bir ayda, yani Ocak ayında kaybetmiş olduğu rakam 366 TL'dir. 5134 TL'ye düşmüştür en düşük emekli maaşı. Şimdi 10.441 olan en düşük emekli memur aylığı ise 694 TL eriyerek 9.747'ye düşmüş durumdadır. Yani değerli arkadaşlar, asgari ücretin emekli maaşlarının alım gücü düşmeye devam etmektedir. Önemli olan asgari ücretin ya da emekli maaşının ne olduğu değil, ne alabildiği önemlidir ve bu enflasyon, bu fiyat zamları devam ettiği sürece maalesef insanlar da açlık sınırının altında yaşamaya devam edecektir. Tabii ki bu TÜİK verilerine inanmıyoruz. Sokağa çıktığımız zaman
Geçen yıl örneğin portakal mevsimi, birçok eve portakal girmiyor. Geçen yıl portakalla bu yılki portakallar arasında herhalde 6 kat fiyat farkı var. Son bir yılda pirincin %108 zamlandığını görüyoruz. Dana etinin %93, sütün %88, peynir ve tereyağının %81 zamlandığını görüyoruz. Ekmek %66 zamlanmış. Maalesef 5500'lü büyük, 3500'lü büyük diye sorduğumuz zaman matematik hesapları ters çevirerek 3500'ün daha büyük olduğunu görüyoruz. 3500 TL ile 5500 TL'yi karşılaştırdığımız zaman maalesef 5500 TL 3500 TL'den 20 kilo daha az pirinç, 13 kilo daha az nohut, 9 kilo daha az kuru fasulye almakta, 517 adet daha az yumurta almakta, 63 paket daha az makarna almaktadır. Rakamları söyleyebilirim. 136 kilo daha az patates, 71 kilo daha az salatalık, 43 kilo daha az kuru soğan, 30 kilo daha az domates alınabiliyor. Ülkenin geniş kesimlerinin sorunları devam ediyor. İstihdam elhamdülillah arttı diyorlar ama rakamlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 1.710.000 kişi işten atıldığını görüyoruz. 125 bin esnafın terk ederek ekmek teknelerine kilit vurduğunu görüyoruz. 70 bin şirketin kapandığını görüyoruz ve 23 milyon vatandaşımızın icralı olduğunu görüyoruz. Açlık sınırı şu anda 8.864 TL'ye yükselmiş durumda. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda Türkiye geniş kapsamlı 25 maddeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir af kanunu dediğimiz borçların yapılandırılması ve af ile ilgili kanun geldi. Aslında o kanun, o affedilen kanun, af diye tabir edilen kanun, Cumhur İttifakı'nda davulla zurnayla açıklanmış olduğu bu teklif aslında Türkiye'nin kısa bir özeti. 2000 TL olan borçları siliyoruz burada. 2000 TL'nin neye tekabül ettiğini biliyor musunuz bilmiyorum ama 2000 TL 107 dolar. 107 dolar. Türkiye bir aileyi, bir kişiyi yıllık 107 dolara muhtaç etmiş durumda. Bakın SGK ile geniş kapsamlı bir af getirdiği SGK borçlarıyla ilgili SGK borçları ne? Vakıf prim borçları. Esnaf eğer vakıf primini ödeyemiyorsa Türkiye'nin düşünmesi lazım, hepimizin düşünmesi lazım. Yine geçtiğimiz günlerde değerli arkadaşlar EYT ile ilgili bir teklif geldi. Perşembe akşamı, Perşembe 11'de başladı. Ben de parti temsiline gittim, gece 11'de bitti. Düşünün ki fakir fukara internetten cep telefonunu sattı. İnsanlar arabasını sattı, varlıklarını sattı, borçlandılar. Tam 1.1 milyon vatandaş 4 günde 44 bin lira borçlandı. Borç en geç bir ay içerisinde kasaya gireceği için Hazine'nin hükümetine büyük kaynak oluşturuldu. Ama EYT'lilerin hayalleriyle oynadılar. EYT'lileri resmen kandırdılar. Hemen Kasım ayında Kasım ayında sorduğum soru üzerine Çalışma Bakanı hayır prim şartı olmayacak, prim şartı eski prim şartı olacak, 5000 olacak, yaşı kaldıracağız demişti. Ama resmen EYT'liye bir üç kağıt yapılarak bir kazık atıldı. O insanlar borçlanarak gittiler evlerini sattılar, telefonlarını sattılar, arabalarını sattılar, gittiler borçlansınlar, borçlanarak emekli olmak için para yatırdılar devlete, devlet onlara, daha doğrusu hükümet onlara kazık attı. Şimdi 5.975 denen bir prim şartı tekrar gündeme gelmiş durumda. Hem Plan Bütçe Komisyonu'nda uğraştık hem de salı günü bunu Türkiye'nin, bu gerçeği Türkiye'nin dile gündemine sokmaya çalışacağız. Ve hükümet tarafından, Cumhur İttifakı tarafından EYT'yi bekleyen milyonlarca insana atılan kazığın hesabını soracağımızı söylemek istiyorum. AKP önce EYT'yi yarattı, şimdi EYT'den sonra da EFT'yi yarattı. Ayrıca yine burada esnafın beklemiş olduğu bir beklenti var emekli olabilmek için. 9000 gün getirmiş biliyorsunuz. Tescil hafında gündeme getirdiğimizi söylemek istiyorum. Yine stajyer ve çıraklarla ilgili emekli olmak isteyenlerin sorunu gündeme getirdiğimizi söylemek istiyorum. Son olarak değerli arkadaşlar, dün
Bekir Bozdağ'da konuşmuş. 2017'de değişen anayasaya göre Erdoğan aday olması mümkün gözükmüyor anayasaya göre. Ancak Türkiye hukuk değil, hukuk cumhuriyeti gibi yönetiliyor. Türkiye maalesef yargıya güven yerlerine sürülüyor. Aday olur mu, olmaz mı? Aday olursa itirazlar olacak, YSK'ya başvurulacak. Ama şundan söylemek istiyorum, burada huzurlarda söylemek istiyorum. Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın, Demokrasi İttifakı'nın karşısında kim olursa olsun kaybedecek. Buna kalple yürekle inanıyorum. Bizim için şahsen söyleyeyim, Erdoğan bizim için en iyi adaydır. Hodri meydan diyoruz. 14 Mayıs'ta ya da inanacak herhangi bir tarihte bu memleketin tekrar kaderini değiştirmeye, bu memlekette tekrar hukukun egemen olduğu, namus insanların var olduğu, mülakatın olmadığı, liyakatın var olduğu bir düzen hep birlikte yaratmak umuduyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz.